Herkese merhaba. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV ekranlarında sizleri geceye hazırlayan, dans etmenizi sağlayan program Dance On başladı. Ekim ayının sonuna geldik. Ekim ayının son haftasında bugünkü konuğumuz Mert Yücel. Number One TV'de Mert Yücel Project ismiyle son bir kez videosuyla onu zaten tanıyorsunuz ama bu programda daha yakından tanıyacaksınız. Yer Magma önümüzdeki 120 dakika içerisinde Magma'da birbirinden güzel video kliplerle sizlerle beraber olacağız. Eğer dans etmek istiyorsanız, eğer enerji depolamak istiyorsanız Number One TV ekranlarında Dance On başlıyor. TV ekranlarına Dance On'da konuğumuz Mert Yücel şu an yanımızda. Dediğimiz gibi onu son bir kez projesinden zaten tanıyor olabilirsiniz. Fakat bu programda kendisini daha da yakından tanıyacağız. Mert, seni pek çok Number One TV izleyicisi zaten tanıyor. Ama evet, sen şimdi kendini biraz daha açarak tanıtır mısın bizlere? Kaç yaşındasın? Bu zamana kadar neler yaptın? Ben 1977 doğumluyum. Yani 22 yaşındayım. Yaklaşık 6 senedir bu müzikle uğraşıyorum. İlk başlarda daha çok video demonstrasyonlarına için soundtrackler yaptım. Son zamanlarda zaten dans müziğin trend olmasıyla beraber işte dans müziği üzerine çalışmalara başladım. Yani son 2 sene falan daha ilk başlarda elektronik olmak üzere zamanla house'a doğru kaydım. Ve son zamanda işte Türkiye'nin ilk house albüm prodüksiyonu gerçekleştirdim. Şimdi bugün de burada ilk defa bir ülkeye imza atacağım. Türkiye'de ilk defa elektronik müzik, dans müziği ama canlı olarak perform edeceğiz. Heyecanlı mısın peki? Onda valla o kadar heyecanlı değilim aslında, çünkü biz CMB Tekno Festivali'nde çalacaktık ama iptal oldu deprem sebebiyle. O eşi yapılan hazırlığımız vardı. Ona bir ekstradan bir saksafon kattık. Canımızda canlı saksafon da şu an çalıyor. Onunla beraber daha jazzy funky bir soundla başlayarak daha sonra teknomatik en son trance'le bitiriyoruz. Peki bu zamana kadar pek çok soundtrack çalışması yaptım dedin. Şimdi böyle hemen aklına gelen pek çoğumuzun bildiği bir çalışma var mı? Ya aslında ben şirketlerin genelde demonstrasyonları vardı büyük açılışlarla falan. Onların açılışları için arkadaki o barko vizyondaki videoların sound şeylerini yapıyorum. Mesela aklımıza gelen hemen ne var? Böyle sorulduğu zaman da gerçi çok zor olur. Hani bir anda insan aklına gelmez değil mi? Evet, uzun zaman, çünkü son zamanlar kafam tamamen bu albüm projesiyle odaklandığı için ve bir de önündeki şu anda kafamdan bazı projeler var, yeni projeler. Tarafından sevilmeye başlanan, anlaşılmaya başlanan müzik türlerinden bir tanesi. Çünkü son zamanlarda bakacak olursak çok fazla DJ çıktı. İşte bu işle uğraşanlar çıktı. Fakat sen bir ilke imza attın. Türkiye'de insanların sana karşı tepkisi nasıl oldu? Ya da bunu hazırlarken insanlardan nasıl eleştiri ya da beğeni bekledin? Şimdi şöyle, ben bu daha önceden böyle DJ olarak fazla büyük bir isim ve daha DJ'lik üstüne fazla çalışma yapmadım. Daha çok prodüksiyon üzerine çalıştığım için benim fazla ismim de club dünyasında bilen yoktu. Bir sürpriz gibi oldu aslında DJ'ler açısından da, bu işle uğraşanların ve club'ların açısından da. İşte albüm projesini ben bir senede bitirdim. Yani bir değişik bir şey oldu. Ben daha yani bu kadar büyük bilgiyi beklemiyordum açıkçası. İstersen albümden bahsetme, albümden biraz sonra bahsedelim. Şimdi ne yapalım, Mert Yücel Project'ten son bir kez çalalım mı, yoksa sevdiğin bir video klip varsa For Hero olabilir mi mesela? Senin için Escape Dead çalsak. Tabii olabilir. Tamam. Number One TV ekranlarında daha sonra Mert'le konuşmamız önümüzdeki dakikalarda devam edecek ama şimdi For Hero ve Escape Dead. Gambiyek ile Tom Rowlands ve Ed Simons'ın kurmuş olduğu Chemical Brothers. Gerçekten onlar müzik dünyasında birbirinden başarılı albümler yaptılar. Plak şirketleri açısından da çok fazla böyle şu an rağbet edilen bir müzik türü değil. Nasıl buldun ve neler yaptın albüm için? Vokaller, çalışmalar nasıl gerçekleşti, onları öğrenelim. Şimdi şöyle, ilk başta ben 4-5 parça hazırladım kendi kafamda. Aslında kafamın çok daha farklı bir konsepti vardı. O konseptle beraber bir demo tape hazırladım. Onu işte değişik plak şirketlerini geziyordum. Bunların en iyi offer'ı bana Kod Müzik yaptı. Kesinlikle en fazla destekleyen Kod Müzik değil mi? Evet, evet şu sıralar. Daha sonra beraber Kod Müzik'ten Necati Fenk'le beraber bir konsept hazırladık.
Albüm bir önce şemasını çizdik. Daha sonra bu şema dahilinde parçalar hazırlamaya başladım ben. Yaklaşık albüm 12 parçadan oluşuyor. Bu 12 parçanın aslında 12 parça için biz 20-23 civarında parça hazırladık. Buna içinden 12 parçayı seçtik ve albümü tamamladık bu şekilde. Peki ilk çıkış parçasının son bir kez olmasının sebebi ne? Çünkü albümde zannedersem çok sevilen, çok favori parçalarını varsa, gerçi bütün hepsi senin parçaların olduğu için senin bebeğin gibi, ama son bir kezin olmasının sebebi neydi? Şimdi son bir kezin olmasının sebebi, bir defa iki vokalli parça var albümde. Ebru Kalabas yaptı vokalleri. CC Müzik'te kaydettik 2019'dan Can Ötüboğlu'yla beraber. O parçanın aslında hedefimiz orada biraz daha commercial bir şey yakalayıp, çünkü Türkiye'de ilk defa olacağı için tamamen underground çalışma yapmaktansa daha commercial bir çalışma yapıp, yani en azından bir bölümü commercial bir çalışma yapıp onu o şekilde değerlendirmekti, satışı yükseltmekti. Bunun için de son bir kez sizin daha uygun olduğunu düşündük. Çünkü hem house altyapısı hem de üstüne giden biraz daha böyle karamsar vokaller Artemis'inge benziyor. O yüzden son bir kez bir daha önce hatta Number One TV'ye de göndermiştik biz demo versiyonlarını. Evet, oradan da gelen tepkiler de DJ'lerden veya VJ'lerden. O parça üzerine yoğunlaştık klip açısından, biz o parça klip çektik. Peki bir şey soracağım sana, albüm ne kadar zamanda hazırlandı demiştin? Albüm bir senelik çalışmanın ürünü. Bunun ilk 9 ayı parçaların hazırlanması oldu. 9 ayın sonunda vokalsiz parçalar ve vokalli parçaların altyapıları hazırdı. 2 ay Ebru'nun vokal kayıtları sürdü. Aslında bu daha kısa olabilirdi ama Ebru'nun geçirdiği bir rahatsızlık vardı. Bu sebepten dolayı 2 ayda o sürdü. Ben 5 Haziran'da Kod Müziği Master'da CD'yi teslim ettim. Albüm var mı müzik marketlerde? Şu anda tabii var müzik marketlerde. 28 Temmuz'dan beri bulmakta. Evet. Eğer sizler de merak ediyorsanız, şu an Mert Yücel'le zaten daha yakından tanıştınız ama albümün izi de şu sıralar müzik marketlerde Kod Müzik etiketiyle bulabilirsiniz. Gel istersen şimdi bu albümden bir parçanın anonsunu yapalım. Mert Yücel Project'in son bir kez parçasını yayınlayalım. Ama bunun anonsu için de ben mikrofonu sana bırakayım. Mert Yücel Project son bir kez.
Merhaba. Şener Olacak. Menajerim Yelda Avukon'la Booking'de başladı bile zaten. Sizler de bütün bunları Number One TV ekranlarında daha sonra programında öğrenebileceksiniz. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Bu işin bir okulu var mı? Yani bu iş için daha önceden eğitim aldın mı diyeyim ya da yoksa hani böyle çekirdekten yetişme olur. Öyle mi geldi? Prodüksiyon aşamasında da olabilir. Şöyle ben müziği dinleyerek öğrendim. Çok uzun süredir dinliyorum. Özellikle dans müziğini uzun süredir dinliyorum. Yani zamanla bunu öğrendim. Bana hiç kimse ne prodüksiyon yapmayı, ne klavye çalmayı, ne de işte plak çalmayı öğretti. Ben hepsini kendi kendime öğrendim. Hı hı. Ve belli bir seviyeye getirdiğine inanıyorum onu. Peki prodüksiyon aşamasında bir okul düşünüyor musun? Prodüksiyon aşaması... Çünkü onun üzerine yoğunlaşmayı düşündüğünü söyledin. Bundan sonraki seneler içerisinde prodüksiyona biraz daha fazla yer vermeyi. Şimdi şöyle, ben prodüksiyon aşamasında en azından belli bir yere geldiğini düşünüyorum zaten. Bundan sonra zaten en büyük hedefim yurt dışına açılmak aslında. Yani okul gibi bir düşüncem şu an için müzikle ilgili yok. Amacım işte prodüksiyon olayını Türkiye'de prodüksiyon olayında belli bir yere getirmek. Nasıl işte Amerika'da New York, Chicago neyse Türkiye'de bir İstanbul var. Benim amacım bu İstanbul olayını yaratmak. Yani ben başlangıç oldum. Umarım arkamdan değişik insanlar gelir. Değişik insanlar da bir şeyler yaparlar ve bu müzik ilerler. İstanbul'da da gerçekten fazla bir potansiyel var değil mi? İnsanlar bu müziği seviyorlar. Gerçekten çok güzel tepkiler gösteriyorlar. Kulüpler çok fazla, çok güzel kulüpler var. Evet, son yıllarda özellikle 98-99'da club olayı ve clubbing olayı özellikle bir trend haline geldi. Ve insanlar artık eğlenmek için geceleri clubları tercih ediyorlar. Bununla beraber de bu müzik de yavaş yavaş belli bir şeyi kazanıyor, trend kazanıyor. Bence clubların daha fazla çoğalması beraber İstanbul'da. Sadece İstanbul değil aslında bu. Diğer illerde çevremizdeki Bursa'da, Ankara'da, yazlık yerler Bodrum'da, Antalya'da da clublar yavaş yavaş kendini göstermeye başladılar. Bence yani 2000 yılı özellikle büyük bir çıkış bekliyorum bu müzikte. Olumer çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Sana bundan sonraki projelerinde ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Number One TV ekranlarında daha sonra tüm hızıyla devam edecek. Eğer son videoları